Toroslar Kent Konseyimizin olağan genel kurulu toplantısına hoş geldiniz efendim. Toroslar Kent Konseyi bünyesinde emekli ve engelliler komisyonunun da kurulmasının oy birliğiyle kabul edildiği toplantının açılışında konuşan Toroslar Belediyesi ve Kent Konseyi Başkanı Hamit Tuna, hayata geçirdikleri çalışmalarla amaçlarının Toroslara çekim merkezi yapmak olduğunu söyledi. Tabii hayal etmek, düşünmek, bunları projeye dönüştürmek ve icraata geçirmek hakikaten çok özel, çok güzel bir yöntem. Toroslar hakikaten kendini öne çıkartan projeleriyle, son zamanlarda özellikle sanatsal etkinlikler anlamında yapılan ve dünya basınında yer alan ki The Guardian'da yer almak İngiltere'nin en prestijli basın yayın organlarında yer almak öyle her belediyenin harcı değil. Toroslar'da yayla ve ekoturizmin ön plana çıkartmak istediklerini ve bununla ilgili önemli adımlar da attıklarını kaydeden Başkan Hamit Tuna, yaylalarımız 2014 yılında 6360 sayılı yasa ile birlikte belediyemize bağlandı. Bu yaylalarımızın özelliğini çıkartmak suretiyle yayla turizmini geliştireceğiz dedi. Yaylalarımız tabii ki yıllardır bizim hizmet verdiğimiz yerlerimiz değildi. 6360 sayılı yasayla bize bağlanmasıyla birlikte yaptığımız 3 sezon boyuncaki yatırımlarımız belki kurulduğu günden beri alamayacakları hizmetleri aldılar. Daha da alacaklar, daha da yapacağız inşallah. 2014-2019 hizmet dönemi projelerinden biri olan Bungalov Yayla Evleri projesinin yapım çalışmalarının hızla devam ettiğini ve yıl sonuna kadar projenin hazır olacağını kaydeden Başkan Tuna, Bungalov Yayla Evlerimizi yıl sonuna kadar bitireceğiz dedi. Özellikle Kızılbağ eski adıyla Güzel Yayla mahallemizde 24 tane bungalov projemize başladık. 18 tanesinin su basmanı bitti. İhalesini yaptık. Müteahhit firmada bütün çalışmasını hazırlamış. Bir ay içerisinde montajını yapar bitiririz diyorlar. Bizi bekliyorlar bilakis. Alt temelini ve su basmanlarını bitirmemizi bekliyor. Onları biz yapacaktık. Sadece üst kısmındaki o ahşap olan kısmının montajını ihale ettik. Herkesin talep ettiği bu yatılı kalma hadisesini birinci etapta 24 tane bungalov evle çözeceğiz. Eğer talep oldu baktık, arz talep dengesine göre tabii projeleri ayarlamak lazım. Onun sayısını 50'ye 60'a 70'e çıkartma şansımız var. Başkan Tuna, ilçe genelinde çiftçileri yeni ürünler üretmeye teşvik etmek amacıyla başlattıkları alternatif tarım ile ilgili ARGE çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Biliyorsunuz ejder meyvesini moda eden biziz. Bölgede ciddi anlamda şu anda üretiliyor. Gerçekten 3 senedir biz sürekli bunun gündemde kalmasını, yetiştiricinin nasıl olduğunu hep televizyonlara çıkarak anlattık. Yani biz lokomotif görevi yapmak istiyoruz. Kaliteli, değeri fazla, pazar problemi olmayan ki bir ürünün getirdiği süreç üretim, ambalaj ve pazarlamadır. En iyi ürünü üretirsiniz, en güzel ambalajı yaparsınız. Pazarlamanız ve pazarınız yoksa ürün elinizde kalır. Eski Meram Sineması'nın yerine emekli buluşma evi, gençlik merkezi ve Tortek kurs merkezi açılacaklarını söyleyen Başkan Tuna, daha sonra Tarım ve Kırsal Kalkınma Komisyonu ve TEMA temsilcilerinin sunumlarını izledi. Yeni biliyorsunuz Meram Sineması'nın yerini satın almıştık. Onun yerine emekli buluşma noktası yapıyoruz. Üçlü bir kombinasyon proje. Hem bayanlar var, Tortek'le ilgili meslek eğitim. Yanında emekliler için bir yer. Diğer yanında da lokal gençlik merkezi. Üç yapıyı bir arada tutan ve Binler Sinevi bozunda mütüliyetini öyle hazırladığımız bir proje. Toroslar Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Fatma Yılmaz'la Kadın Meclisi olarak yaptıkları çalışmalarla ilgili Kent Konseyi üyelerini bilgilendirdi. Çağ Üniversitesi, Toros Üniversitesi ve diğer denge üniversitelerine devam ettireceğimiz çalışmalarımızı başlattık. Çocukların ilgisi çok güzeldi, çok dikkatli bir şekilde dinlediler. Başkanımız da çok güzel bir şekilde Toroslar Belediyesi'nin çalışmalarını ve projelerini oradan anlatıp geleceğin mimarları olan gençlere ışık tuttu.